Sevgili dostlar, Tweet TV yeniden başladı. Günlerden Perşembe, yarın Cuma, öbürsü gün hafta sonu, güzel bir hafta sonu dileğiyle. Bugün Sokak Adası'nın kalbi Avangardis, İstiklal Caddesi, 120 Taksim 12, Galatasaray İşhanı. Hemen gördüğünüz gibi arkamız İstiklal Caddesi. Bugün bir heyecan katalım istedik. Caddeye yakın bir yol olalım istedik. Pasaj'ın girişindeyiz. Yarın İstiklal Caddesi'nde, öbürsü Galatasaray İşhanı'nda, Galata Kulesi'nde, Cihangir'de, Boğaz Köprüsü'nde, İstanbul'un değişik en eksantrik yerlerinde. Otantik. Un momento per favore, cazzo. Hemen 18 Ekim 2012, evet. Best Top 10 tweetlerimizi okuyorum. Taci Kalkavan, Paçoz, artık paçozluğunu yap. Taceddin Çelik, elit tweetler, Coco Jumbo, Filozofi, Arnold Civarda Gezen, Çini Minim Adam, Deniz Renda ve Özge. Az daha okuyordun ha. Sana bir şey soracağım. Yine kadrajı mi ayarladın? Ben yine sıkışıyorum. Yok, her seferde. Tamam. Şöyle. Tam yerime geleyim. Evet sevgili dostlar, büyük bir heyecan devam ediyor. Sana küçük bir şey soracağım. Evet. Sen hiç tersten uçan sinek gördün mü? Görmedim. Nasıl tavana konuyorlar? O ayrı. Nasıl tavana? İlk defa bu arada haftaya bugün bayramın ilk günü. Hiç bunu düşündün mü? Evet, hiç bunu düşündün mü? Düşünmedim ya. Evet, ilk tweetimiz geliyor. Evet. Paçoz'dan kız arkadaşım eski sevgilisini şikayet etmek istediği karakoldaki polisle görüşmeye başladı. Tam torunlara anlatmalık hikaye. Taci Kalkavan'a buradan sevgiler sunuyoruz. Evet, tabii Paçoz'du. Pardon, Paçoz'a da sevgiler sunuyoruz. Şey diyeceğim, Paçoz da Taci Kalkavan'da Batır fenomeni. Paçoz bizimle ilgilenmiyor yalnız. Evet. Hemen Taceddin Çelik, ulan bazen kendimi yabancı pop şarkı gibi hissediyorum. Şarkı gibi hissediyorum. Dinleyenim çok ama anlayanım az. O da manidar. Değil mi? Evet, çok güzel. Aslında klaplara gittiğimiz zaman şarkılar okuyorsun ezbere, yani dudağa bakıyorsun ezbere okunuyor ama ne anladığını bilmiyorum. Bu arada dün akşam Orta Festivali'nin açılışı vardı. Cemiyetin önde gelen isimler oradaydı. Bu arada sen de oradaydın. Sıla oradaydı. Ondan sonra birçok yakın dostlarımla beraberdik. Bu arada bir tane burada boxer var. Kızım bak git. Boxer. Bu arada kuzen dün sevgili Hatice Aslan'la kanki oldu. Hatice Aslan. Hakikaten büyük sanatçıymış bu arada. Onu da size söylemekten gurur duyuyorum. Hemen sonraki tweetim elit tweetler. Telefonu açmıyorsun diye arka arkaya 7 kere arayan kişi. Trafik tıkandığında kornaya basarak yolun açılacağını sanan kişiyle aynı kişidir. Estağfurullah. Bu arada bu da sana kapak olsun. Baksın. İyi günler. Devam ediyoruz. Coco Jumbo sonraki tweetimiz. Yiyecek hiçbir şeyim yok diyen hatunlar çarpılsaydı dünya nüfusu yarıya inerdi. Cidden. O öyle. Abi, bayanların bu özelliği gardırobu, var. Gardırobu dolu olan kadınlar da. Bayanların bu özelliği var. Ama öyle de olsun zaten. Biz öyle olmasaydı. Sen de iş yap. Evet. Yakalarsan mucuk mucuk demiş. Baksır bu arada. Bu da Esra'ya gelsin. Bu arada benim yeni bir sponsorum var. Kim olduğunu sen söyle. Kulübünü giydiren aynı zamanda lisanslı üründür. Zan Pauli takımı bu arada bu kadar ünlü olduğunu ben bilmiyordum. 1910 yılında kurulmuş yaklaşık 112 yıllık bir kulübün şu anda lisanslı ürününü bana giydiren sevgili Seyhan Kayhan Eroğlu kardeşlere teşekkür ederim. Dün ortaya gelmediler ama olsun, yine seviyoruz onları. Sonraki tweetim filozofi, kızlar merak etmeyin ben sizi destekliyorum. Sübyen. Estağfurullah. Güzel. Dikkat, azgın boğa. Yine arkadaşlar, dikkat, azgın boğa. Boxer'larımız sizleri bekliyor. Arada reklamımızı yapalım çünkü bizim sponsorumuz Sokak Odası'nın kalbi Avangardist veya makaradayız.com. İyi günler. Evet. Şu mimik hareketlerini yap. Sonraki tweetimiz Arnold civarda gezer. Bence en çok Arnold civarda gezer. Bence en çok talep gören şey otobüs koltuğudur. 10 kişi ister bir kişi alır. En son otobüse ne zaman bindin? Delikanlı gibi söyleyeceğim. Bundan 10 sene önce falan Ortaköy'den İstanbul'a Taksim'e geliyordum. Bir arkadaşım aradı. Otobüsteyim dedim. Güzel espriymiş dedi. Ben böyle
çıkıyor işte. Oğlum bak git. Oğlum bak gidin. Filmi yok. Filmi yapıldı. Boxer bu arada. Bu oğlum bak git. Sonraki tweetimiz Tini Film Adam. Ne oldu orada, kavga çıkmadı. Evet. Tüm annelerin geleneksel çılgın bayram temizliği haftaları kutlu olsun. Evet. Hop. Sen söyle. Okey, aranıyor. Sen bak, küçüksün, sen söyle. Estağfurullah. Sağ ol bu arada. Sen körpesin, tazesin. Daha evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Benim bir tane kızım olsun. Baba o çaydan da alacaktım ben. Sonraki tweetimiz Deniz Renda. Acısı da var, tatlısı da. Kendi hatıralarının toplamıdır insan demiş. Felsefi bir bakış açısı. Devam et. Evet, buradan Rize'deki Fatma Keskin'e sevgiler sunuyorum. Kim bu Fatma Keskin? Fatma Keskin ünlü bir fotoğrafçı. Rize'de çok iyi bir fotoğrafçı. Evet sayın seyirciler, şu anda Rize'ye uzanıyoruz diye mevzuya böyle başlarlar ya. Sonraki tweetimiz sevgili Özge'den geliyor. Beni hiç arayıp sormuyorsan senin için tek düşüncem öldü herhalde olabilir. Başka olasılığın yok çünkü demiş. Buradan Şiar'a da sevgiler sunuyoruz. Şiar yakında bizim konumuz olacak. Hakan K. Yakın zamanda bekliyoruz onu da. Bugün yine güzel yazılar yağmış. Sempatik görünmeler. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Evet, çok. Muğla Köyceğiz, Tuana Restoran, sevgiler. İskele Restoran, yine sevgiler. Antalya Kaş, Efoğlu, sevgiler. Evet, devam ediyoruz. Son tweetimiz number one'ın bugün. Gerçekten müthiş tweetleri var. Taci Kalkavan öldürdü beni. Taci Kalkavan 10 numara. Çocukluğumda beni en çok yıkan olay kahvede babamı yancı görmekti. Umarsızca orele çişiyordu hiç durmadan. Yıkılmıştı hayallerim demiş Taci Kalkavan. Müthiş bir tweet. Kesinlikle babalara buradan sevgiler, saygılar evet, diliyorum. Evet, kuzen dün Simirna'nın açılışındaydın Ortaköy'de. Kimler vardı bize bir anlat. Şey diyeceğim. Kimine kanka oldu? Şey eski diyeceğim. Arkadaşlarını mı gördün? Şey söyleyeceğim. Bütün 10 yıldır görmedim arkadaşlarımı gördüm. Ama şöyle bir şey oldu. Aradan gerçekten kopuşlar olmuş 10 yıl içinde. Kopmalar olmuş. Onun için gördüm mutlu oldum. O kadar. Teoman'ı gördüm. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra ötekinden ismini sen biliyorsun. Hatice Aslan vardı. Sevgili Selçuk Yöntem vardı. Selçuk Yöntem evet. Sıla vardı. Sıla çok mu? Bu arada Sıla'yı çok beğendim. Çok yani çok havalı olacağını düşünmüştüm ama gerçekten mütevazı ve kibar. Bu arada Simirna'nın işletmecileri, sahipleri sevgili Sibel Hanım'a ve Yeliz Hanım'a teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, çekimimiz devam ediyor. İnteraktif bir program olduğu için evet, Dilek Sarı da arıyor bu arada. Evet canım benim. Sen yavaş yavaş toparlat. Evet Dilekciğim, şu anda çekim değil, birazdan görüşelim. Dilek Sarı, Türkiye'nin geliştirdiği en önemli, Türkiye'de internetten bakabilirsiniz Dilek Sarı olarak. Türkiye'nin en iyi make-upçılarından birisidir. Uluslararası ödülleri vardı. Belki de ödülü vardı. Ben ödüller dediğime bakmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu arada bir ana haber mülkünden davet aldık ama cidden gitmedik. Onu söylemeseydim. Ayıp oluyor. Şimdi millet bizi şey sanıyor. Yok. Patlamaya böyle işte her yere salç olan tipler. Biz öyle bir şey değil. Biz Dün Hatice Aslan'la ne konuştun? Çok merak ettim kızım. Hatice Aslan canım benim, dünya tatlısı. Bu arada Hatice Aslan'a da selamlar sunuyorum buradan. Simirna'yı kutluyorum umarım Ortaköy'de. Nasıl bir mekandı? Muhteşem bir mekandı Simirna. Simirna'nın organizasyonuna bayılıyorum. Çocukların hepsi çok eski arkadaşlarımız zaten. Hepsi de muhteşem. Şunu düşündüm bu arada. Bir iş yerini yapan oranın çalışanlarıdır diye düşündüm. Oradaki insanlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kurban Bayramınız da kutlu olsun bu arada, haftaya Kurban Bayramı diyelim, bize önceden kutlayalım. Sevgiler, saygılar.